Önümüzde genel seçimi bitirdik. Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize hayırlı olmasını ben bir kere daha Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Tabii hemen Türkiye yeni bir yerel seçim havasına girdi. Biz tabii Büyük Birlik Partisi olarak Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız. Tabii bizim ittifakımız bir seçim ittifakı değildir. Evet, seçimler bu ittifakın kapsamı içerisindedir ve önemlidir. Ama Cumhur İttifakı sadece seçimlere yönelik kurulmuş bir ittifak değildir. Bunu böyle dillendirenler Cumhur İttifakı'nın ruhunu anlayamamış demektir. Cumhur İttifakı, bir kere daha söylüyorum, altını çizerek, 15 Temmuz darbe gecesi hain darbe girişimine karşı sokakta kurulmuş bir ittifaktır. Ve Cumhur İttifakı devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü ve milletin istiklalini ve istikbalini önceleyen bir ittifaktır. Dolayısıyla da biz devletimizin varlığı, ülkemizin bütünlüğü ve milletimizin istiklali ve istikbali için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Elbette bizler farklı partiler, işte bir önce burada da gördünüz. Yani ekonomi konusunda, vergi konusunda, emeklilere verilen ücret konusunda, tarım politikası, farklı politikalarda biz farklı düşünürüz. Farklı şeyler söyleriz, farklı şeyler dile getiririz. Ama devletimizin varlığı, ülkemizin bütünlüğü ve milletimiz söz konusu olduğunda biz bir araya geliriz ve Cumhur İttifakı da bu sahiplerle, bu gerekçelerle kurulmuş bir ittifaktır. Ve hala Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin varlığına yönelik tehditler, ülkenin bütünlüğüne, üniter yapısına yönelik tehditler devam etmektedir. İşte bakın, PKK'nın siyasi uzantısı ve bugün mecliste de yer alan, ister adına HDP deyin, ister Yeşil Sol deyin, ister başka bir şey deyin ve onun etrafında kümelenmiş bir takım organizasyonlardan devletin varlığına yönelik açıklamalar, birliğine yönelik açıklamalar gelmektedir. Dolayısıyla bu tehditler devam etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin hem Suriye'nin kuzeyinde hem Yunanistan'da işte yukarıdaki savaş, bütün bunlar bizi daha dikkatli olmaya, devletimizin varlığı, ülkemizin bütünlüğü noktasında daha böyle net duruşlar ortaya koymaya mecbur bırakmaktadır. Dolayısıyla da biz bu konuda hassasız ve bu hassasiyetimizi de sürdürüyoruz. Bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz. Tabii yerel seçimlere yönelik olarak şu anda biz Büyük Birlik Partisi olarak tüm seçim çevrelerinde kendi adımızla, kendi amblemimizle, kendi adaylarımızla seçimlere katılacağız. Ama tabii ki Cumhur İttifakı olarak belli seçim bölgelerinde, illerde, ilçelerde ittifak yapmamız gerekirse, işbirliği yapmamız gerekirse bunları da otururuz, konuşuruz. Ama dediğim gibi biz parti olarak şu anda bütün hedefimiz, bütün seçim çevrelerinde kendi adımız, kendi adaylarımız ve kendi amblemimizle seçime katılmaktır. Bu yönde de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz ve inşallah yerel seçimlerde bugün aldığımız neticenin kat be kat üstünde bir neticeyle de seçimi tamamlayacağımıza yürekten inanıyorum.